dünkü transfer raporu programına telefonla Dinledim, bağlandı. Bağla. Güzel konuştu. Ee, söylediği bir şey var. Özne şu diyor ki şampiyon kadroyu koruduk. Böyle yola çıktık. Bunu zaten İzmir'deki şampiyonluk akşamı başkan da Sayın Nurçebi de ifade etmişti. Ekiple devam demişti. Şimdi bir Gezal Gezal'da da çok küçük pürüzler kaldığını biliyoruz. Kadro korunuyor büyük bir ölçüde. Bu tarafa dönüp baktığımızda Mehmet Topal, Salih Uçan ve bir de Alex Tekşeriye ile beraber bir güç oluştu. Bunun yanı sıra bir stoper artı bir de iyi santrafor gelirse, Gezal'da olursa... Şimdi Kenan Karaman da geldi, Roziye de alındı. Kenan da var, unuttum. Roziye de alındı. Tabii, yani, onu da sayalım. Evet, evet alındı çünkü ya, artık Roziye. İki, iki de öyle, dört. Evet, Salih Uçan, Kenan, Mehmet Topal, Roziye, Gezal da gelecek şimdi beş. E, öyle baktığında. O bazı oyuncular alındı ama şöyle bir gerçek var. Hani geçen sezonun kadroyu korunmuş olması, geçen sezon kadrosunun korunmuş olması bence şampiyonlar ligi için yeterli değil. Bir de üstelik de geçen sezonda önemli katkı veren bir Abu Bakar gerçeğini de vurgulamak lazım. Son maçlar hariç, yani ben şöyle söyleyeyim, son maçlarda yani bunu da düşüncem olarak söylüyorum. Son maçlarda Abu Bakar oynasaydı ne Fenerbahçe Sivas maçı ile ortak olabilirdi, ne Galatasaray İki gol farka gelebilirdi. Yani Abu Bakar oynasaydı. Ama Abu Bakar kendi hesabını yaptı, oynamadı. Onun için Beşiktaş'ın şimdi bir stoper, Şampiyonlar Ligi oynayacak bir stopere net ihtiyacı var. Kesinlikle bir santrofora ihtiyacı var. Net bir santrofora. Yani öyle tartışılacak değil. Zaten Sergen Yalçın yönetime şunu söylemiş. Söylediğini söylüyorum. Bana iki tane santrofor almayın. Bana bir santrofor alın ama o santrofor tartışmasız o golcü olsun. Yani tartışılmasın. Ya ben iki tane istemiyorum diyor. Çünkü zaten elinde Kenan Karaman santrofor oynar. Güven Yalçın santrofor oynar. Kaller'in santrofor oynar. Sıkışırsa diyorum. Ama bana bir tane santrofor alınmış. İşte da 5 milyon euro. Fark etmez. Bu, Öyle bu, bir santrofor yani. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi, o çerçeveye atacak. Hayır. hayır. Şimdi Haldun burada bir santrofordan bahsederken Abu Bakar'dan. Abu Bakar bizim bir Gördüğümüz normal bir center for değil. Çalım atabilen, hareket topla beraber dikine gidebilen, ceza alanı içerisinde rakibi tersi yatırabilen, her iki ayağıyla da kaleye şut atabilen, estetik vuruşlar yapabilen, çok enteresan bir. Bugün böyle bir Abubakar'la karşılaşacağını bilseydi birçok kulüp başta Fenerbahçe, Abubakar'ı alırdı. Hiç Samanta'ya falan gitmezdi. Açık konuşalım belki de farklılık yaratacaktı. Böyle bir santrfor alırsa Beşiktaş takımında başarılı olur. Yoksa normal kenardan orta gelecek, beslenerek oynayacak bir santrfor alacaksa Abu Bakar verimini alamaz. Unutmayın abi. Ama Godin'le de aklıma. ilgili var mesela. Godin de Şampiyonlar Ligi santrforu. Işte Kemal Belgin de Stop diyor ki, edin. beni reklam arası aradı. Levent Dağıldı'na le söylemeni rica ediyorum Aykutçum. Bir dönem Fenerbahçe, yılı da söyledi de ben unuttum. Hazırlık maçlarını 6 attı, 7 attı, 8 attı dedi. Bir geldi şampiyon olamadı. Yani hazırlık maçları örnek değildir. Ölçü, kesinlikle e, ölçü değil değildir. Aynı Bakmayın. Daha böyle e kötü oynamış olabilir ama ligin tadı, havası başkadır ya dedi. Onu Herhalde onu Kemal abi beğendi sanki. Kemal abi beğendi, beğendi, ya ya. Kemal Kemal e beğendi de, gel bak Kemal abi. Nememiş mi bizi? Biz demiyorum adam der ki beni eleştiriyorsunuz ama ben sistemi oturturken oynadığım maçlarda kaybetmedim diyebilir dedim. Evet. Söyledin İyi söyledim, oynadık diyemi, dememiş Orayı yani. Orayı kaçırmış Kemal e, abi. Tamam ama yani biz ben onu söyledim. Yoksa o adam bak yenilmedi eleştiriyoruz demedim. Adamla der ki kolay bir şey değil. Yeni bir sistem oynatıyorum. Yeni oyuncu Zayis bu takımda yoktu geldi. Pelkasta Mesut oynatıyorum. Santrfor Valencia oynatıyorum. Transferleri bekliyorum. Ama bu süreç içinde oynadığımız hazırlık maçlarında da kaybetmedik yani. İyi oynamadık ama kaybetmedik. Sistem oturdukça iyi oyunda oynayacağız. Aynen. Kazanan bir takım olacağız diyebilir yani. Şimdi Beşiktaş taraftarların birçoğu memnun değil oynanan oyundan Adana Demir maçında o maç demirsporlular da öyle ama bir ölçü değil yani Yok, onu o maç, söyleyelim. o maç kesinlikle ölçü değil. Beşiktaş'ın zaten çok eksiği var yani daha çok, şu anda çok. dediğimiz gibi mesela Godin gibi bir stoper gelse, Diego Costa gibi bir santrofor gelse, e, iyi bir kanat oyuncusunun da peşindeler. Yani e, Tekşerya var. Yani Tekşerya gelse, yani çok farklı iyi bir oyuncu sana. geldi zaten ya, biliyoruz. Ya yani, hayır ben gelse de, de oynamadığı yani. için yani Adana Demirspor yani. maçını söylüyoruz. Yani Adana Demirspor maçında dedim. yoktu. Tamam doğru doğru. Cezal işi daha bitmedi. Bezal yok. Yani şöyle söyleyeyim Adana Demirspor maçı özelinde söylüyoruz. Şöyle söyleyeyim benim e, öğrenebildiğim kadarıyla Beşiktaş birinci santrofor olarak Diego Costa'yı ikinci isim olan Luke De Jong'u istiyor. Yani santrofor. Aynı tip ya oyuncular o. ya. Aynı tip oyuncular. İşte onlardan birini istiyor yani. E, yani Diego ben Luke De Jong'u daha çok tercih ederim. Bir, çok iyi Orada, orada Üç. Diego Costa bir numarası. Hala. Hatta Ama ben sakatlık bir, olayı falan Bir ara yani. sohbet ettiğimde aynen şöyle bir cümle söylemişlerdi bana da onun için söylüyorum. E, 6 aydır top oynamıyor dedim. 6 aydır top oynamıyor. İşte o, Hiç bir... fark etmez. Biz onu hazırlarız. Yeter ki sakat olmasın. Bizim için en değerli yani olay işte o demişti. bak bir şey söyleyeyim. Bu tür oyuncular e, Chelsea görmüş. Atletico Madrid'de efsane Tatletico olmuş Madrid oyuncudur. Evet. 6 ay boş kalması da yani boşa atılacak bir ayrıntı değil. değil onu değil, söylemeye çalışıyor. Yani Beşiktaş Abu Bakar'da hani sakattı biz aldık oynadık faydalandık aynı şeyi diye Costa'da da yaparız diyorlarsa bu bir risk. Şimdi abi düşünsene Diego Costa bu tarafta Falcao satılmazsa Fenerbahçe yine deve dişi gibi Levent abinin ifadesiyle bir oyuncu getirecek. E, Cornelius Trabzon'da tamam e, Balotelli'si var e, daha akla gelen yani bu bayağı eğer Kosta'da gelirse dediğiniz gibi. Balotelli'yi de çok hazır görmedim yalnız. Yok değil hazır değil. Değil yalnız ama Necip biraz yani üstüne oynadı da çok tehlikeli bir şey çünkü ya her an, e, her yani an sigortaya attırabilir on, yani. Öyle mi? Bak, Onları bilecekler <gülüyor> ya. <gülüyor> sigortayı attırabilir yani. <laughs> çünkü bile... dikkat edin mahkeme, mahkeme sinirlendi. Öyle o tür şeylere gelmez. Abi hava da çok sıcak. Diyor yani. ya. Yani. Adana'da müthiş bir sıcaklık. Ya çalışmış. ikinci yarı Adana Demirspor yeni formayla çıktılar. 5 dakika sonra hepsi duş almış gibi oldu Formalar evet, evet. Orada Gizledim şimdi mi? asıl e, kritik Asan Bolonga var. Evet, o o müthiş, da müthiş bir oyuncu müthiş yani. O evet. müthiş. Asıl o zaten abi. sahası içerisinde çalımları yani bir müddet sonra orada çok şey çıkacak problem çıkabilir Stevenson. yani. Sivenson çok iyi oyuncu zaten. Yani o yani ben Belanda'nın da çok fayda olacağını düşünmüyorum yani. Yani, yani fena değildi be abi Yok. Ben asıl doğru. orada şimdi bir kişinin hakkını vermek lazım Gökhan İnler ya takımı çekip çeviriyor orada liderlik yaptı, yani tabii. çok enteresan bir şey ama e, mesela Adam müthiş bir Napoli dönemi var ya stoper şey, bölgesi nasıl asıl olacak uzuniyese. orada bazı sıkıntıları var evet. Adana Demirspor'un eksikleri var ama şeyi söyleyebiliriz Beşiktaş açısından baktığımızda yani Beşiktaş bu maç Beşiktaş için ölçü değil yani eksikleri çok fazla Beşiktaş'ın yani farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Şampiyon yani kadro yoksa abi. Yani Gezal'ın alın Gezal gireceği, diyelim ki Diego Costa'nın, Alex Tekşeryan'ın gireceği, Godin'in diyelim ki, ya Godin Vida mesela. Müthiş. Yani ya. Müthiş bir ikili olurlar. Yani e, artı kaleci konusunda da biliyorsun gelişmeler e, olumlu. Çok küçük rakamlar kalmış bilemiyorum. Ersin için biliyorsun abi. E, yok. Mert, için Günok için. Yani çok küçük rakamlar Arkadaşlar kalmış. Hakikaten Başakşehir abi. Mert Günok'u göndermek istiyor mu ya? Evet. Ben Aykut Hoca'ya şaşırıyorum. Yani, Aykut Hoca'nın yarattığı bir sandırvordu. Çok şey, so, kaleci. Şey kaleciydi. Ben bir şey söylüyorum. Yani Aykut Hoca onu nasıl bırakıyor? Aykut Hoca e, yani pas oyununa çok değer verir bir ölçüde. Ama Volkan'ı da iyi Volkan kullanan tutuyor. bir kaleci. Ben ona ben ona çok şaşırıyorum. Yani. volkanı da tutuyor e, yani, o zaman Ersi Ersi'ni mi gözden çıkaracaklar? Yok yani şöyle bir şey ya bir tecrübe olarak onların önüne koyacak. Yani Şampiyonlar Ligi vesaire birçok yer var yani yani Beşiktaş önümüzdeki sene 50 civarında maç oynayacak. Yani 50 civarı diyorum. Yani bayağı da bir maç sayısı yani. Öyle bakmak lazım. Benim için Burak şey... Yıl, Burak Yılmaz'la ilgili var mı bir haber kulağına gelen? Yok. Burak Yılmaz'la ilgili hiçbir şey yok. Sende var mı? Yok. Ben sadece e, eski hocasının nise e götürmek için çaba sarf ettiğini biliyorum ama açıklama yaptı. Ya yani Fransa'dan takip ettiğim kadarıyla lig